Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli köylümelerimiz. Haftalık muhim haberler programımızı görüşenlerine karşılığımız. Ben Abdullah Yalgun. Kadirli köylümelerimiz bugün 2023 yılı 17. dekabr Yekşembe. Her Yekşembe günü ettiğinde bir hafta ceryanında bulup ötken meylubatımız Şarkı Türkistan'a kadar bulsun. Veya ki dünya gün tertibideki en muhim haberlerini kısa analizkan şekilde huzuruna sunup gelibatımız. Qani undaqda bu haftadagi muhim haberlerimizin mavzularga ko'z yugurtib o'taylik. Amerika Sharq Turkistondagi ikki amaldorga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Xitoy bilan Yevropa ittifoqining ziddiyati texmo gavdilandi. Amerika Xitoyning 3 chong shirkatini qora tizimlikka kirgizdi. Inson huquqlari kunida axborot e'lon qilish va muhokama yig'ini o'tkazildi. Erdoğan Sharq Turkiston masalasini yana bir qatim tilga oldi. Xitoy bu yil Sharq Turkistonda 50 yeşil kan qurib chiqqanligini e'lon qildi. Xitoy Sharq Turkistonga 15 ming shirkat o'rinlashtirganligini oshkoraldi va Interpol tarafidan tutish buyrug'i chiqarilgan Xitoy Istanbulda qo'lga olindi. Demak, bu haftadagi xabarlarimiz bulardan iborat. Undaqda birinchi xabardan boshlab ko'z yugurtaylik. Amerika Sharq Turkistondagi ikki amaldorga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Qadrli ko'rmalarimiz, albatta oyiqqa uzilmay kelayotgan oqidan xilma-xil jazolar yaqinqi yillardan buyon ko'plab Xitoyga shunday berilyotdi. Mayli tijoriy shaklda, mayli amaldorlarga. Ammo Xitoy bilganimizdek o'xshash shaklda bu jinoyatlarni vatanimizdagi to'xtovsiz shaklda davomlashtiryotdi. Bu albatta bu haftadagi ko'pincha xabarlarimiz yuqorida mavzularni sunib o'tdik. Shu inson haqlari xitobnomasi, dunyo kishilik huquq xitobnomasi e'lon qilinganligining 75 yilligi munosabati bilan shuning munosabatli e'lingan qaror, jazo bir qancha xabarimiz bu haftada bo'ladi. Shu ikki amaldorga jazo yurgizilgan sebep mi? Şu 75 yıllık kişilik hukuk kitapnamesi ilan kılınanlıkının 75 yıllıkını hatırlaş harfisi de vatanımız Şarkı Türkistan'daki şu ceza lagırına kamalgan, şu cinayetlerine irqi kırgınçılık yürgüdüş bilen münasibeti ba iki Xitay emeldarına ceza yürgüzgeldikini elan kıldı Amerika. Amerika Maliya Ministerliği taşqi mülkünü kontrol qilish ishxonasi 8-dekabr, 10-dekabr çünkü insan hakları günü xitobnomasi e'lon qilingan kun ma'lum bo'ladi bo'lgandek. 8-dekabr günü bunu e'lon qilib 9 davlatdan 20 kishiga jazo berganligini, yurgizganligini e'lon qildi. Buning ichida bu vatanimizdagi irqiy qirg'inchilikka munosabatli ikki Xitoy amaldori bor. Bu kimler bo'ladi deganda Amerika Xitoy amaldorlari atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayonining muavin boshlig'i qo'shimcha eli oblastlik chexiya idorasining bu mahluq boshlig'i bo'lgan Gauchi bilan Xitoy Kompartiyasi Markaziy Komitetining atalmış Şinjandagi xizmatlarni moslashtirish guruhi ishxonasining muavin mudiri Xulian Xodin iborat ikki Xitoyga jazo berganligini e'lon qildi. Amerika Maliya Ministerliği bayanatida Gauchi mas'ul bo'lgan yuqori darajali tarmoq atalmış Şinjan chexiya nazorati ilgari jazo bekitilgan o'rinlar tizimligiga kirgizilganligini, ya'ni bu Gauchi degan Xitoy mas'ul bo'lgan bu nazoratniki ilgari Amerika tarafidan jazo berilgan o'rinlar tizimligiga kirgizilgan bir organ ekanligini, Gauchining muavin oblast boshlig'i bo'lgan mazgillarda Uyghur, Kazak, Qirg'iz qatorliq millatlarga ziyonkashlik qilish harakatiga qatnashganligini bildirib, Gauchi va uning yaqin tuqqanlarining Amerikaga kirishining cheklanganligini e'lon qildi. Amerika Maliya Ministerligining bayonotida Xuliyanxoning masalasi bo'lsa, bu Xuliyanxo Xitoy Kompartiyasi Markaziy Komiteti atalmış Şinjandagi xizmatlarni moslashtirish ishxonasining muavin mudiri bo'lgan mazgillarda Sharq Turkiston siyosatida yadroliq rol o'ynaganligi va atalmış Uyghur Avtonom rayoni asabiylikni tugatish nizomini tuzish va tuzishga bevosita va yaqindan qatnashganligi bu organning Xitoyning nazarida Sharq Turkistonda jazo lagerini qurish harakatini boshlash uchun oldin qonuniy asos bilan ta'minlangan bir shaxs ham bu organ ekanligini, buningki bu Xitoyniki Xuliyanxo degan Xitoyning buni bildirib, uning albatta rasmiy tepilmadi. Nimadan bu şekilde iki Xitayga ceza belgelikini ilan kıldı. Demek bunun da mı yani ötkende Xi Jinping'in Biden'ın kaşığı verip uyardı ceza vermeli, onu kılmalı, bunu kılmalı diyen meselelerde ve bir organ ceza tizimlikten çıkarıp etilgende bunu şu ekrandan sunugandık. Onun mucik paydası olmağalıqını körü alalayımız. Bunun kendiki 3 şirketki verilgen ceza muhayeli çıkıdı. Xitay bilen Avrupa İttifaqının ziddiyeti texamı gevdilendi. Bu meselemi uzunluğundan devamlaşıp bir mesele. Xitay Avrupa İttifaqının nurgun körüşleri, oturdaki ziddiyet, Saudi tamponsuzluğu bu mu? Devamlıq ziddiyet meseleleri bab kelib atqan demdi. Bu qetim 8. dekabrdaki haber bu. Avrupa İttifaqı Komitesi'nin reisi Ursula von der Leyen bilen Avrupa Kengashi'ninki reisi Charles Michel, Xitay reisi Xi Jinping bilen aradan 4 yıl ötkendiğin için Beycan'da görüşkendi bula. Bunun haberini elbette tefsili halette huzuruna sunduk. Bu görüşünün hiç kandak bir ameli kolu çıkıdık netice vermeydiğin şekilde, netice yok şekilde ayrılığını biz tefsili sunduk. Bu görüştümü yine iki tarafından oturduğu ziddiyet nayet güçlü şekilde gün tertip kelgan bir mesele. Bu ya da Xitay Tashqi İşlar Ministerliği bu ziyaret tüygendiyken Xitay Tashqi İşlar Ministerliği'ninki Avrupa bölümünün baş əməldarı Wang Lutong 7. dekabr Xitay Tashqi İşlar Ministerliği'de ötküzülgən axbarat elan qılış yığınında bu ya da Xi Jinping bilen bu Avrupa rəhbərlərinin görüşüşüdəki məsələ haqqında toxtaldı da. O Avrupa İttifaqının yani bu yerda tilg'a ilingan masala Wang Lutongning Xitoyninki so'zlagan narsasining hammasi yana Xitoyning o'zininki safsatilaridan keyiniga chekinmaganligini o'xshash safsatini setib atganligini ko'rib olamiz. Deydiki Xitoyning to'qliq mashinalariga to'liqlama berishiga qarish turish tekshirishi shundaqla 5G to'g'ri siyosatni o'z ichiga olgan savdo va mablag' silish bozorining ochiq bo'lishiga kafolatlik qilish kerak Avrupa. Yani bu yerda men Xitoydagi ben devlet tarafından, Xitay tarafından məbləğ bilen təminlənib bu şirketlerin Avrupa ötkəndə təkşürümüz kimlərə Xitay dövləti bevasitə yardım verib adil rəqabətin tamponluğunu buzub atdı. Biz bunu təkşürümüz digərlik üçün bu qatım bir yerdə mutlaqan. Təkşürmə Avropa İttifaqı bunu təkşürməsin. Mən xalığımı qalay, xalığan depimni çalay deyib Xitayamdı. 5G to'g'ri siyosatdagi məsələlərini bütün qılıb, yəni oxşay bunun gibi arlaşma. Biz Xitay ticaretçilerine uçuk halette sen Avrupa'nın iç belgini davet yani bu. Bu mühendis bu hem diyen. Dedik onu ki Xitay karxallarını beraber ve kendisi hiç uçurmayla soğudu muhitmeden teminleşki çağırıp yani bunu bildirdi yani. Ama Ursula von der Leyen dedi ki yakınki 2 yılı karaydıgan bolsak soğudu kızıl rakımı bir katlandı Avrupa ile Xitay otursa da bu nurgun Avrupalıklarına endişeyi saldıgan mesele. Çünkü tamponsuz böyle 200 milyar avronun gipini kılgan tutkende. Bundaq tamponsuzluq fakat devamlaşmaydı. Bunun tüp sebebi hemmige ayan biz onlarını tefsili müzakir kıldık. Avrupa rehberleri bizden sanayet bazarımızdan adaletsiz rekabet küçülüşüne berdaşlıq berenmeydi dedi Ursula von der Leyen. Ve biz rekabetini yaxşı görürüz. Bu bizni texamı küçeydi. Bahane tövelledi rekabet boğanda elbette. Bu istemalçılarga paydalıq. Ama rekabet adil buluşu kerek. Xitaydak numussizlarca Astrid'in özünün şirketlerine devlet tarafından yardımını verip onu bu tamponluğunu, adil rekabetini buzsa elbette Avrupa ziyan tatlıdır beyde. Avrupa Xitaydan ayrılışını halamaydı. Bizden arzu kılığımız xatardan saklanış, təminləş zəncirindən köp qılış arqalıq həddidin ziyade beqinişini azaytiş qıtırışı vatımız. Çünkü Avrupa təminləş zəncir məsələsində Xitaydan başqa dövlətlərini izləvatıdır. Bunun Xitay bir aram, məndən asan buldu bunun qıdaqdır. Şunu bir yerdeki bu meselelerin tilgi aldı da. Elbette iki tarafınki görüşlerde Tibet meselesi olsun, kişilik hukuk Tayvan meselesi, bulanın hem tilgi elinğanlığı haberlerde verildi. Hoş. Yani bir haberimiz gelsek, Amerika Xitay'ın 3 çoğun şirketini qarı tizimdeki körgüzdü. Yukarıda diyendim, Xi Jinping'inki atayetinin Biden bilen Amerika görüp görüşlerinin neticesi bombayvatqanlıqını görüp atımızda. Yuqurdaki iki əməldarğa berilgan cəza olsun. Bu Xitayning şirketiga berilgan çoğ şirketlerine berilgan cəza olsun. Yani oxşaş davam qılıbatqanlıqını görüp alalayımız. Tex ziyaret tügeli bir ayın bombagan bir məzgildə aqaqdan kelibatqan cəzalar yani. məcburi əmgək məsəlisiga əlaqədar verildi bu cəza. Xitayınki üç çoğun şirkətigə Amerika'ya, onun məhsullarının Amerika'ya import qılınışını çəkdi. Amerika hökuməti aldınqı cümə günü Xitay şirkətlərinə qarşı qarı tizimlikni kengəytib, Uyğurlarni məcburi əmgəkə selishqə çetilgan 3 Xitay şirkətiga import qilishni cheklash qarorını e'lon qildi. Amerika Davlat Bexatarlik Ministerligi axborot e'lon qilish yig'ini ichib, Xitoyning mazkur 3 shirkatining ziyonkashlikka uchraguvchi guruhi a'zolariga, ya'ni yuqoridagi 3 shirkatning ziyonkashlikka uchraguvchi guruhi a'zolari. Kimlar ziyonkashlikka uchrayotdi? Albatta Sharq Turkistonda Uyg'urlar eng ko'p sonliqni egallagan shaklda va boshqa qozoq, qirg'iz uyadagi qarindoshlarimiz. Yani bulağa, bulup mu Uygurlarga ziyankashlik qilgan savdo harakati bilan shug'ullandi. Bir axborot e'lon qilish yig'inida aniq tilg'inlangan so'z, bulup mu Uygurlarga ziyankashlik qilgan savdo harakati bilan shug'ullandi bu 3 shirkat deb ayiblanganligini bildirib, Amerika taraf bu shirkatlarga qarshi cho'qim zarur kontrol qilish tadbirini yo'l qo'yib, ularning ta'minlash zanjirini cheklash kerakligini bildirgan. Bu Amerika Davlat Bexatarlik Ministerligi tarafından e'lon qilingan narsa. Xabarda yana 11-dekabrdan boshlab mazkur 3 shirkat hozir boshlanib bo'ldi yani. Hafta ichida buni ba'diq biz bugun 17-dekabr, 11-dekabrdan boshlab rasmiy ijro qilinishga boshlab bo'ldi hamda Amerikaga bu 3 shirkat mahsulot kirgizilmaydi. Buning bilan Amerikaga mahsulot eksport qilishiga ruxsat qilinmaydigan Xitoy shirkatlarining soni 30 ga yetganligi ham bildirildi xabarda. Bu 3 şirketini koşkanda hazırgacha 30 şirket, Xitay şirketi Amerika'ya mal, mahsulat, eksport kirgizib qilinmaydi bu yerda. Eksport qilinmaydi. Qari tizimlikka kirgizilgan en yeni 3 şirket, Zhongyang Şekerçilik Şirketi, Sichuan Jingvida Texnik Guruhi Çaklik Şirketi ve Anhui Shinya Yeni Materiallar Çaklik Şirketi'nin ibaret 3 şirket ekanligi e'lon qilindi. Hoş, yeni bir haberimiz gelsek, insan hakları günüde axbarat e'lon qilish ve muhakeme yığını ötküzüldü. Yuqur diginimdek 10-dekabr Dünya Kişilik Hukuk Xitapnamesi e'lon qilingan gün boğaşqa. Bu haftadaki haberimizin köpüncisi, müşünün münasibetlik haber oldu. 10-dekabr Xalqaro İnsan Hakları Günü münasibeti bilen, elbette dünyanın arqaysi yaylarida Xitoyga aşında caza berilgan bo'lsa, teşkilatlarımız mı? Türkiye'deki ve başka dünyanın arkası çelik teşkilatlarımız bu xil faaliyetler, bayanatlar elan kıldı. Cümleden bu İstanbul'da ötküzülgen insan hakları ve halkara kanunga asasen Şarkı Türkistan ve Palestin'deki insan hakları depsendicilik namlı akbarat elan kılış ve muhakeme yığını ötküzüldü İstanbul'da. Yığını İHH insani yardım vakfı bilen Türkiye'deki Şarkı Türkistan insan haklarını köz cemiyeti yıllardan bu yana ait yaxşı xizmat qilyapti bilasizlar. Bu iki teşkilat birlikte o'rinlashtirgan bo'lib, başta İHH idora hay'ati a'zosi Uğur Yıldırım bayonot e'lon qilib, bayonotni o'qib o'tdi. O oldi bilan 75 yil ilgari e'lon qilingan bu Dünya Kişilik Hukuk Xitapnamesi alaqadar muhim, şu yerdeki muhim mazmunlarni asiltib o'tib, 75 yil e'lon qilingan bo'lsa-mu, texcha Şarkı Türkistan ve bugün növbette Palestin baştan keçiriyotgan iğir facialarni eslatib o'tib, bunu e'lon qilib qo'yib 75 yil bo'lgan bugungi kunda bu facialarning hammasini yaşayotida bu insonlar degan shaklda eslatib o'tdi bayonotni. Arqadan Şarkı Türkistan İnsan Haklarını Ko'zitish jamiyatining bosh katibi Abdullah Yalgun efendi bayonot o'qib, Şarkı Türkistan bilan Palestinda insonlarning qirg'in qilinayotganligi, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan barliq jinoyatlari, bostirish harakati, bularning hammasini tilga olib, hozirgacha bir qancha davlat irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan bo'lsa-mu, davlat va parlamentlar, lekin yanada bu qirg'inchilik jinoyatlarining vatanimizda davom qilayotganligini bildirib, texnik kuchaytiryotdi hattoki deb buni bildirib o'tdi. Orqadan Sharq Turkiston inson huquqlarini ko'zitish jamiyatidan tadqiqotchi Zeynep Ertekin xonim İnsan hakları ve halkara kanunga asasen Şarkı Türkistan ve Palestin'deki insan hakları depsendicilik temizliği dokulatını sunup ötdi. Buladın kişinin bayanat elan qilish yig'ini tugandan keyin ilmiy muhakeme yig'ini ichildi. yığınığa jurnalist Halis Özdemir əpəndi riyasətçilik qıldı. Mühakimə yığının birinci bölümüdə İHH Yetimlər Vakfı'nın reisi Murat Yılmaz əpəndi assimilasiyadan irqi qırğınçılıqca Şərq Türkistandakı insan hakları dəfsəndikiliki temasıdakı dokülatını sunup ötdü. Mədəniyyət Universitetinin doktor Kadir Temiz əpəndi Şərq Türkistan meselesine qarata xalqaranın pozisiyası ve inkası deyen temada söz kıldı. Şunaqlı lagir şahidi Gülbahar Celilova xanımı bu yada lagirdeki başdan keçirgen ceza lagirdeki keçirmişler temasıdaki sözünü bu yadaki ihmallağa axbarat sundu. Xoş, yeni bir xabarımız gəlsək ki, Erdoğan Şərq Türkistan meselesini yeni bir qatım tilgə aldı. Elbette yakından buyan Prezident Erdoğan'ın ki şu üçüncü katım yani eniq burun meselenge Türkistan deplam umumi şekilde tilgap koygan bolsa hazır mı şu üçüncü katım buldu. Şarkı Türkistan'da uçuk tilga ile Türkistan'da tilga asımı sözünün aşkına ve Uygurlar da bizden vatanımızda uyada buluvatkan işlanımı eniq tilga ile uçuq tilgə elişi əlbəttə nəhayət yaxşı bir ilgirləş deyə qarayırıq. İctimai fikirvatlarda hər xil fikir görülmələrimizdən, oqurmalarımızdan boluvatıdır. Əlbəttə fikir qilish hərəkətlik onlar var. Lakin hər cəhətdən xuddi məsələni kən dairədə oylamay, tar dairədə oylab, hətta elan qılğın gəp qılsa əsli mən bəzi oylab qalmamdı. Qılsa əsli gəp qıldığan gəp bəzi birlər. Qınması təxə onun üstüge nurğun gəplərini qıldı, qınmayvadı da. Qısa hiç olmasa bir insani bir cəhətdən bir rəhmət bildirməsək məmnunluğumuzu bildiriş gerek deyəmdi. Alaydı bir yizib vay allakalla dəb getməsək. Lakin bəzi insan həm də hayran qaldırdı bəzi inkaslar qarasa. Müşün deyəndə ki, demiş oldu o bu deyəndə gəplər naiti bək tar dairədə oylab gəp qılınan məsələ. Bizdən məsələmiz məyli kim tərəfindən deyilsə deyilsin, kim tərəfindən Şərq Türkistan məsələsinə əlaqədar ən kiçik birisi nə dövlət məyli dövlət başlığı olsun və ya ki parlamentlər olsun və ya ki adəti kimi millət parlament əzası olsun. Kim bizdən gəpimizni qılsa, bir ağız tilgə alsa, biz Uyğur xalqı bu süftümüzlə dünyanın nerede, qaysı millet, qaysı dövlət buluşdan qəti nəzər. Onunla yani en aqalli bir şekilde insani cəhətdən rahmetimizi bildirişimiz ve onun teximi köp buluşunu ümid qilishimiz gerek. Şunun üçün tirişimiz gerek yani aslında. Biz Uyğur xalqı bu süftümüzlə. Onun keyindeki senariyalarını oylab, özümüzcə bir nəslərini uydurub əpkiliş hakikaten insanı oylandırdı, eşindürdü bəzi də. Bu, Türkiye, yanım şu 10. dekabrdaki insan dünya kişilik hüquq kitabnamesiga alaqadar Türkiye'nin şu Adalet ve Teraqqiyat Partisi'nin ki bana aşağıda çıkıp durdu. İnsan hakları başqarması tarafından orunlaştırılgan bir çoğun tipdeki yığılışda Dünya İnsan Hakları Günü insaniyetinin yüzü. Bütün faciələrini ve Gazze'deki buluvatkan bu faciələrini həmməsini tilgilip ötü bir yerde. Muşu 75 yıl boğan bu harpıda turvatımız. Muşundaq bir gündə 7. oktyabrdan başlayıp Palestini buluvatkan bütün nəsini, bu cinayetlerini həmməsini tilgə edib, hazır yüz berivatkan bu dəhşətlik, qırğınçılıq, Pakatlam İsrailiyalım cinayetçi emas bu yerde. Bunun sükut qılıyatqan BDT'de qancha qatim yığın açıldı, avaz verildi. Yana toxtalanmadı o anda. Bir qancha dövlətininki yaxtıb qol götürüşü, avaz verişi bilan. Bunu hamımız görüb duruyatımız dünyada bugün. Bu cinayetlərə aşının sükut qılğan İsrailiyanın bu cinayətə sükut qılğanlarına oxşaş şirik bununğa bu cinayetlərə də tilgə aldı. Və dedi ki, nə dərhal uruş deydi ki, Muşu İsrailiyanı qoğdaş ve bugün BDT Xavfsızlık Kengaşı 7. oktyabrdan başlayıp aslı onun bu BDT'nin kuruluş nimesi bütün insaniyetke tinçlik, hatırcemlik, bu yerde insaniyetin ruhun meselelerini hal qilish üçün kurulgan bir yani ki bugün 7. oktyabrdan başlayıp İsrailiyanı qoğdaş ve qollaş Kengaşı'ya aylanğanlıqını bildirdi. Ve dedi ki ne derhal uruş to'xtatsin deb avaz bergan BDT'ye a'zo 121 devletning irodasi, ne BDT bosh kotibi Antonio Guterres, ne bu Antonio Guterres'nin tirishchanliklari, ne Xavfsizlik Kengashining o'tkinchi a'zolarining samimiy tirishchanliklari Xavfsizlik Kengashining daimiy a'zolarini harakatga o'tkazishga yetmadi dedi. Daimiy a'zolar kim bu halqa? Dunyo 5-ning cho'nglaydi bu 5 davlat. Ve BDT'nin pale çalgı çüşüp kalgan kurulmasının çokum özgertilişinden şart işgallikini bildirdi. Bu sistem bilen dünya, bu sistem bilen mağmaydı herkeste. Erdoğan sözü yana Balkanlardan Kavkazgacha, Arakan'dan Türkistangacha ve Kırımgacha qayerda hukuku defsende kılıngan, zulümga ve bastırışga uçurgan bir qeyrindişimiz bolsa, onunla ilgi çıkış bizden vazifemiz. Dep bu sözünü dep bulup, ötkendeki bir çoğun yığılış diyen, onun biz huzuruna sunğandık. Dedi ki, ilgirimi etkinimdek, bunu yukarıdaki gapni qo'yib o'tib ketaverdi. Lekin bizning vatandagi masalani alayda bu şekilde tilga elishi, yani bir reisning ağzından çıkan ekan, nanalarga ketadi bu hamda. Bu fikr nana ketadi hamda. Dunyoning nurg'un tillarga tarjima qilinib berildi naq maydonda. O'ylab qo'ying. Ve ilgirimi etkinimdek dedi ki, bizning nazarimizda G'azzalik qarindoshlarimiz bilan Sharq Turkiston Türkleri, Siprus Türkleri bilen Irak Türkmenleri arasında hiç kandak ayrımcılık ve hiç kandak fark yok ve buluşu hem mümkün emez diyen şekilde söz kıldı. Ötkende diyen to'g'ri Uygurlarni ayırıp özününki irqdoshlarga farqliq muomala qildi deb kim bizga shunday desa, o ya akılsız nadan cahil yoki bo'lmasa chet el kuchlariga ishlaydigan casus degan şekilde qattiq iyg'ir gap qilgan. Shuning uchun bu türdeki herkes bir yerde Türkiye'de iş kıvatkallıkımız için bazıda değişim mümkün belki bu haberini göründükken. Sen bu Türkiye'de turupmuşsun. Hatta iğir gap kılışın mümkün yalakçılık kıma o bu diyendik. Ya bu herkes bununla alakası yok. Sen yaşavatkan devletindeki kaç devlet yaşayan buluş ondan kat'i nazar. Eğer şu devletin bir baş ministeri, reisi çıkıp Uyghur hakkında işki yığız gap kısa, sen onun kendin gap kılamsa, gap kıma demse. Ya bu insanda biraz vicdan buluş gerek, biraz kan o'ylash kerak bu masalani. Yani. Quldan kelganini qilib atgan qaysi bir davlat boshqa musulmonlarning orasida, musulmon davlatining nurg'un, hatto arablarning qayrindoshi bo'lgan atrofidagi Falastin, G'azning atrofidagi qancha o'nlagan arab davlatining quldan bir og'iz gap kelyapti. Mushuningga o'xshash gap qilgan Falastinga ega chiqqan birisi bormi? Qaysi bir og'iz gap qildi? O'zining millatdoshi bo'lgan atrofidagi. Bir millat yani, o'xshash arab tilini so'zlaydi, o'xshash dinga e'tiqod qildi. Qeyrindoshlar nima ish qildi yani G'azza uchun? Shuning uchun hergiz bu şekilde o'ylamasligingiz gerek. Bu Erdoğan'dan o'rnida kim bo'lsa bo'lsin, Türkiye'deki muxolifatchi partiyalar gap qilgan bo'lsin, o'xshash beribdik biz. Muxolifatchi demak yani. Sharq Turkiston uchun gap beryapmiz yani milletvekillarining ichida, parlament a'zolarining ichida kim gap qilgan bo'lsa. Yani qandig'i Sharq Turkiston uchun, mening da'voyim uchun, vatanim uchun bir ağız gap qilsam, men nima ish qoni xabarimni bermayman va ba'sa uning ostiga bir muncha ahmas inkaslar yani. Xo'sh, endi bir xabarimizga kelsak, Xitoy bu yil Sharq Turkistonda 50 yashil kon qurib chiqqan. Albatta, qadrli ko'rmalarimiz, agar Xitoy bir vatanimizdagi boyliqlarga aloqador, oldi bilan devitaylik buni. Her qandaq bayliq, salliq ma'lumot, bayliq ani chiqardik, bu chiqdi, uni qildik, buni qildik deb bizning vatanimizga aloqador salliq ma'lumot e'lon qilsa, buni xohlagancha balkim 50 ga 100 ga ko'paysa ham bo'ldi. Yani. Xitoyning qandaq hiyligar, nomussiz ekanligini bilamiz yani. Hem dunyoning ko'zini qizartmaslik, hem Xitoy boshqalarni cho'chitib qo'ymaslik uchun bo'lsa-mu, agar 100 ni topgan bo'lsa, uni 1 deb yoki 2 deb e'lon qilganligiga ishonchimiz komil bo'lishi kerak. Hargiz haqiqiy sonni e'lon qilmaydi bizning vatanimizda chiqayotgan san sanoqsiz inson tasavvur qilgusiz boyliqlar, qanday boyliqlar borligini bilamiz. Sonliq ma'lumotlar bilan turibdi. Dunyoninki nimasimi? Lekin Xitoy shunday andi-sandi e'lon qilib qo'yganimi, insonlarning og'zini ochqizib qo'yotdi bugun dunyoda. Xitoy e'lon qilgan narsalarmi? Bu iqtisod, Xitoy iqtisodining kasatlashishiga ergishib, yana Xitoy bu Sharq Turkiston tabiiy boyliqini bulantalan qilishni kecha-kunduz mayli yo'l, tosh yo'l bo'lsin, temir yo'l bo'lsin, yer ostidan chiqib ketayotgan boyliqlar bo'lsin. Buni hisobsiz shaklda 24 soat davomli holatda 1 sekund to'xtatmasdan bulantalan qilib o'tadi, talon-taroj qilib o'tadi. Va Atalmış Abdullah Yalgun derlik 50 yeşil kan qurğanlığını elan qildi bu qatim. Xitoyning Tangritaq to'rida berilgan xabar tabiiy boyliq tarmoqlari Sharq Turkistondagi Xitoyning bu yil 3-chi turkumdagi atalmış Abdullah Yalgun derlik yeşil kan tizimligini elan qilgan. Xabarda növbəti Sharq Turkistondagi atalmış yeşil kanlarning soni bulturqoq selishtirganda 83-82% aşdi deb elan qilganda. Kan türü cihette Şarkı Türkistan'da içilen nefit ve tabii gazdan sahne en köp bulup bu türdeki kanlardan sahne 25'e yetidik yani. Ya müşsandın mı insanın 25 kamba nimelka dise nefit ve tabii gaz. Yani bu kağı külüp gitti de kağa. Bizden vatenden Ürümçiden ta Kaşkaya geçe karmayı taraflı bir bakalım. 25 kan nimdiyen yap ya. Yani sanaqsız neft burğulavatqan, məxsus ayrım daire etrafını yuğan tamla bilan oğruğan nurğun yerini vətəndə buna biz hayat qıp bakan insan bildi yani. Öyle bakayla. Ondan qalsa kümürkallarının sani 18'e yetidik yani. Yani muşum insanı küldürdüğümde kümürk, bizden vətəndən çıkıvatqan kümürünün həddi hesabı yok ya. Bu yıl kirganda bir Xitay rejimi atılmış yeşil kan tanlaş hareketinin tahrallik halde yolu koygan bulup, hazır kadar Şarkı Türkistan'daki bulan talan kılıp aşkının yeşil kanlarının umumi sani 111'e yetken. Bunun için devlet derecelik kandan 61, rayon derecelik kandan 52 bar iken. Ondan başka iltimas materyalleri tekşürülüvatkan ve pati yakında naq meydan tekşürüş baskıçı kirdiğen 10 kan bar deb elan qilgan. Xitay Şarkı Türkistan'a tecavüz kılıp kirgandan beri, bizga ma'lum bo'lgandek, tabiiy boyliqlarimizni shundoq kecha-kunduz bulan-talan qilib bulavotdi va yaqinqi yillarda bilan texmo kuchaytib o'tganda tok masalasini Xitoy o'lkalaridagi tok yetishmaslik masalasiga vatanimizdan shu turkumlab san-sanoqsiz ko'mirni ashadagi zavodlarni to'xtatmaslik uchun hatto virus mazgildimi qanday qilganligini biz tafsili nurg'un xabarlarimizda berdik. Yani Xitoyning umumiy toklarını, gazlarını bizden vatandaki halkımız ularni Xitoyni beqiyotidi ve bu boyliqlarning egilir bo'lgan Sharq Turkiston xalqining tok, tabiiy gaz bo'lmagan san-sanoqsiz o'ylayapti vatanimizda. Bilimizmi? Tabiiy gaz ishlatib baxmagan, ko'rib baxmagan sanoqsiz xalqimiz bor edi. O'ylab qo'yaylik. Bu numussizlar bo'lsa, bütün bulun puşqaqlargacha bizning vatanning boyliqini u yerda ishlatib o'tirdi. Xo'sh. Xitoy Sharq Turkistonga 15 000 şirket o'rinlashtirganligini oshkor qildi. Qarab qo'ydi şu jinoyatlarga. Bu mushu majburiy emgak masalasining qaysi darajada kengayganligini ham bildirib berilgan bir xabar. Elbette mecburi emgek meselesi yuqurdu, men ceza berilyotdi Xitoyga, yuqurdu xabarimizda chiqdi. Ve başka nurg'unligan mecburi emgekning jiqligidan nurg'un dokumentlarda davomli holat e'lon qilinyotdi. Yangi markalarning chetishlik ekanligi chiqyotdi. O'ylab qo'yaylik. Mushunda bir paytda Xitoy Sharq Turkistonda atalmış millatlar ittifoqligini kuchaytganligini tashviq qilib, Sharq Turkistonga 15 000'dan ortiq Xitoy şirketini o'rinlashtirganligini davron salda o'ylab qo'ydi. Ya millatlar ittifoqligini kuchaytirish uchun 15 000 şirketni makallashtirdim dedi. Bu qadarmi nomussizlik ulamdi ya. Xalq to'ri, Xitoy xalq to'rining 14 dekabrdagi xabari. Xitoy rejimi 2012-yildan buyon Sharq Turkistondagi har qaysi joylarga atalmış o'zaro kiralashgan ijtimoiy qurilma ve mahalla muhiti barpo qilishni ilgari surib, ishni to'ralg'u turmuş, ko'ngilish qatorliq kundalik turmuş, kundalik halqalardan boshlab millatlarni aloqalanishi va yug'urilishini qo'lga keltirdik deydi. Maqtinib ketgan gapda buni e'lon qilibmiz. Mushuna qilyapti o'xta. Andikeyin xabarda yaqinqi yillardan buyon her millet ammasining yaqin atrofda o'z joyida ish qurilishiga turtki bo'lish uchun Şinjanğa nishonliq yordam berish uchun shaharlar kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalashni keng qanatadi. Kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash deb millionlarcha xalqimizni jazo lagerlariga solib olgan nomussizlar bo'lmadi. Yani o'qishash devosi kasbiy mahorat tarbiyaladik deb. Nini professorlarimizni akvelib kasbiy mahorat tarbiyalagan nomussizlar bo'lmadi. 15 000'dan artıq karxana Şinjanğa kirgizib makallashtirib, şu joydagi 2 000 000'dan artıq kişinin ish qo'rilishiga turtki bo'ldik deb bu safsatni setib o'tdi. Endi mushunda o'ylab qo'ydi. Ya'ni ma'lis ishqorlashtirish, u bu deb safsata, bu nomussizlik, bu rezillikni o'tirg'i qo'yib turib, millionlagan xalqimizni Xitoyning 15 ming shirkitiga ashu xuddi qo'y kalni haydagandek aytgan soatda manchilik yapsan, manchilik chiqsan deb oyadi ishni ishlatgandek shilting. Uning kendidan ikkinchi bir safsatasi va nomussizlarning 5-amga kuchini ishqorlashtirmaymiz deb yana san-sanoqsiz belki muşla buluşu mümkün. Muşundaq yaş kız oğullarımızı poyizlarga, abduzlarga elip, onun mınlıgan suretlerini gördük o biz. Dünyaya çıkan görünüşler o. Sanaqsızlarını Xitay ülkelerinin nəminəgi akirip, nəminəgi işləği silavatı öyle bu qayla. Qançılığan markilarının işçidən biçar xalqımızın xətleri çıxmadı mı dünya axbaratlarına? Bizni qutquz velanlar deyil xətlə, bir işki yağız gəplə. Vatanimizda bunda millionlaganni bu şekilde qiyna ve Xitoyning qumdak shaharlarga, o'lkalarga, bulon pushqoqlarga millionlaganlarni u yerga tarqitdim. Bu şekilde nomussizlarcha, ya shuncha vala boylikning ustida yashayotimiz ve bizni nomussizlarcha bu dunyoda Xitoydan o'ta iflos bir millat bo'lmasin yo'lda. Yani nomratlikning deyotgan gapi, yani dunyoning eng boyligining ustida yashayotgan bir xalqni namratlıqdan qutulduruş, 5-ci əmgək üçün işqorlaşdırış, anı qılışma. Ya bu səfsətin anısı insanın bədini tikən-tikən bufkisi deyil. Bunki valla baylıqla üstüydü turğan bir millətini, xalqını, sən bir yada işqorlaşdırırmız, namratlıqdan qutuldurumiz, anı qılımız, manı qılımız deyil. Ya bu numussızlıqı kim işindir bununla ya? Bulanın ki, bu cinayetlərinin elbette hesabı buludu. Her birininki hesselep hesabı elinde Allah'a işinimiz kadirlik görülmelerimiz. Bu herkes bu şekilde bunu Müslümanın elbette muş elan kılan bütün nesli Xitay'ın cinayet deptirge kün sürü bu cinayetlerini kıyıllaştırıp onun hesabını tekinbek eğirlaştırılana paydası var elbette. Körümüz kün zaman vakit köşsüz karabı kayılışı görünüşler. Xo'sh, Interpol tarafidan tutish buyrug'i chiqarilgan Xitoy Istanbulda qo'lga olindi. Xitoyning jinoyat shaykalarining katta boshlar desak bo'ldi hamda shunda dunyoning hamma yerida bala terib yuradigan Xitoylar. Hamda bu Istanbulda Interpol xalqaro saqchi tashkiloti tarafidan 2 kishining tutish buyrug'i, qizil rangli tutish buyrug'i chiqarilgan 2 kishining Istanbulda tutilganligini İçki İşler Ministerliği yerlikaya elan kıldı. Özününki İctimai Uçur Vasıtı nimede. Hem haberlerde Türkiye'den aitı keng dairlik, yani Qapaz 20 nami birliğen bir tutuş, yani harekette tutkun kılınan, 2 kişi tutkun kılınan bir Xitay'ımdı. Bularının biri Bilgiye'nin her qaysi joylarda zehirlik çekimlik tarqatishini teşkillaydigan İngiliz puhrası Zakir Mia Muhammed isimli şaykının katta beşi işkelleki, onun birininki. Yana birininki Vietnam'da başkalarını iğir yarlandırış cinayeti bilen Kızılırağınlık tutuş buyruğa çıkarılan Xitay puhrası Çin Şöfen isimli Xitay işkelleki. Türkiye İçki İşler Ministerliği Xitay bilen. Biz haberimizde beğendik bunu Cuma günü. Hem Cuma günü Türkiye İçki İşler Ministerliği'nin özününki hem ministerliğinin haber nimesde elan kılındı. Bütün hareket edip bağlan ceryanlama havadın tartılgan süretlerinin şu sakçıların ettiğinden başlayan hareketindeki görünüşlerini elan kılıp Ali Yerlikaya yani biz dedi ki biz halkımızga şunu bildirimiz ki meyli qançilik çoğunlukta buluşudun qat'i nazar, qaysi xil tutish buyrug'i chiqarilishdan qat'i nazar xalqimizning tinchligiga buzg'unchilik qilishga uringan yerlik ve xalqaroliq jinoyat shaykalarini biz ularni hargiz nafas aldırmaymiz ularga degan şekilde bu ikki jinoyatchiniki tutqun qilinganligini, qo'lga olinganligini e'lon qilib, shu sinliq shaklda e'lon qildi. İstanbul Zehirlik Çekimlik Karıştırış Başkarması, İstihbarat ve Köçmenler Etkesçiliki ve Çikrar Ayın Şöb Başkarmaları birlikte elip bağlan harekette kolu kılıngan bu işkisi. Ve o Xitay'ninki, her işkilisininki, tutuş buyruk çıkan devletlerine kayıtırılış işlerininki başlanğanlığı bu Çin Şöfen diyen Xitay'ın ama Vietnam'a tavşırıp biriliş işlerimi tamamlanğanlığını elan kıldı. Demek kadirli körmalarımız, bu haftadaki haberimiz buladığına ibaret. Elbette insan hakları günü münasebeti bilen 3-4 haberimiz bununla alakadardı. Ve faaliyetlerimiz bu köreşmişine devam kıldı. Xitay cinayetlerini körüp ötkünenlerdik. Numussızlaca, yüzü kızarmasdı. Bütün dünyanın gözünün açığa karab durup, bütün iflaslıklarını atılmış sözlerinin içine ep durup, hicil bulmaya kılıyordu. Ve bunun hesabını çokum verirdi. Allah ömür verse, etki gündülük haberimizde, ahirdeki haftalık haberlerimizde görüşürüz. Aman bu gayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.